Ganga Serdar 2012'yi ringlerde karşılıyor. Yeni yıla bomba gibi giren bokstaki gururumuz Fırat Arslan salonun kapılarını Serdar Topçu'ya açıyor. Şimdi spor şovda bir dünya şampiyonunun hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu Fırat Arslan. Sevdiğim bir abi. Seve seve buraya geliyorum. Evet. Nasılsın Fırat Arslan? Merhaba Serdar'cığım. Sağ ol. Allah'a şükür iyiyim ve inşallah sen de iyisin. Evet. 2012, 2011 geride kaldı. 2011 nasıl geçti? 2011'de boks hayatında yani iki maç yaptım. İkisini de kazandım ve dünya şeylerinde gene yükselebildim Allah'a bin şükür. Ve öylece iyi bir yıl oldu yani benim için. İlk Türk kıtalar arası şampiyonu. 2011'de kıtalar arası ve Avrupa şampiyonluğunu göğüsleyen yıldız boksör Fırat Arslan geçtiğimiz yılda ringlere damga vurdu. Birincisi 1 Nisan'da oldu. Onu 3. round'da nakavtla kazandım. Diğer maç Temmuz'da oldu. Kıtalar arası şampiyonası için hem IBF hem WBA'da. O rakibe karşı kaybetmiştim. 7 sene evvel kaybetmiştim ve bu puanla kaybetmiştim ve bu sefer geçen Temmuz'da işte bin şükür 5. round'da nakavtla maçı alabildim ve böylece iki federasyonda kıtalar arası şampiyonası gene oldum. Başarılı geçmişine rağmen durmuyor ringlerin yıldızı. Bakın Fırat Arslan yakın zamanda hangi maçlara çıkıyormuş? Dediğim gibi Universum Box Promotion'dan yeni bir kontrat yaptık. 2012 yılında 4 maç yapacağız beraber Allah'ın izniyle. Ve şimdi 28 Ocak'ta ilk maçı orada yapacağım. Hamburg'da 28 Ocak'ta ilk maçım olacak. 10 round üzerinden. Ve bu maçtan sonra 8 hafta sonra bir kıtalar arası şampiyonası maçı olacak 24 Mart'ta. Ve ben işte şimdi ama 28 Ocak maçına hazırlanıyorum. O iki rakibi de tanıyor musunuz? Ya bir iki maçını gördüm, videoda seyrettim. İkisi de sağlam adam tabii ama dediğim gibi bu bir ünvan maçı değil şu an. Ama benim için gene de önemli bir maç. Dünya ranklarında yükselmek için önemli bir maç. Peki genç boksörlerin idolü Fırat Arslan maçlara nasıl hazırlanıyor dersiniz? Bir taraftan hep aynı geçiyor çünkü hangi rakip olursa olsun %100 formunda çıkmak istiyor. Ama tabii ki rakip belirlendikten sonra ona göre sparring partnerleri ona göre seçiyorsun. Yani rakip 1.90 boyundaysa ona göre 1.90 boyunda yakın olan insanlarla antrenmanda hazırlanmak istiyorum. Rakip kısa boyluysa ona göre antrenman partnerlerini seçiyorum. Rakipleri seçiyorum. Tabii solak veya sağ gardı olursa nasıl yani durursa ona göre antrenman rakiplerini seçiyoruz. Dünya şampiyonu olacağımı biliyordum. Başarılı boksörü diğer dünya şampiyonlarından ayıran özelliği ise bir hayli ilginç. Fırat Arslan, ekibim tamamen arkadaşlarından kuruluydu diyor. Benim ekibim benim arkadaşlarım. Kendimiz yani beraber çalışıyoruz, beraber şey yaptık. Arkadaşları seçtim ekip olarak. Böyle profesyonel bir ekip almadım. Evet. Yani beraber üzülüyorsunuz, beraber seviniyorsunuz, her şeyinizi ortak paylaşıyorsunuz. Tabii beraber kaybediyoruz, beraber kazanıyoruz ama önemli olan arkadaşlıktır. Yani ben elimden geleni yaptıktan sonra kimse bana zaten kızamaz ki. Ben elimden geleni yaptıktan sonra, çalışkan olduktan sonra kazanmak da var bu hayatta, kaybetmek de var. Yani üzülmeyeceksin, gene ileri bakacaksın. Bir dahaki sefere daha iyi yapmaya çalışacaksın. İlk Türk dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın hiç unutamadığı an hangisi? Bu yıl ikinci kez dünya şampiyonu olmak için kolları sıvayan Fırat Arslan'ın ilk sınavı ne zaman, nerede? Tüm bu soruların cevabı ve usta boksörün özel hayatından renkli görüntüler az sonra Ganga Serdar'la Spor Show'da.